Şifa salavatı tüm hastalıklar için okunabilir. Şifası umulan bir salavattır. Hastalar için günde 313 defa okunursa kısa zamanda şifa olur inşallahü teala. Sıhhat ve sağlık için okunabileceği gibi kalplerin selameti için de okunur. Gözlerin nuru için okunabilir. Günde sabah akşam 7 defa okuyabilirsiniz. Okunacak salavat şu şekildedir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Tıbbil gulubi ve devaiha. Afiyetel ebdani ve şifaiha. Ve nuril ebesari ve ziyaiha. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Yorma kendini. Memnun olmaz bu insanlar. Sussan dilsiz. Konuşsan arsız sayarlar. Kusurların bin bir türlüsünü yaparlar da. Konu sen olunca sende mükemmelini ararlar. Menfaatler şekillendikçe yüzler değişmeye başlar. Yüzler değiştikçe özler değişir. Özler de değiştikçe sözler değişir. Namaz kılmıyorsun ve sonra Allah Azze ve Celle'nin seni neden başarılı kılmadığını merak ediyorsun. Sürekli müzik dinliyorsun. Sonra da Allah Azze ve Celle'nin dualarını neden kabul etmediğini merak ediyorsun. Ailene saygısızlık ediyorsun. Ve sonra hayatındaki her şeyin neden bu kadar kötü gittiğini merak ediyorsun. Gıybet edip insanları küçümsüyorsun. Ve sonra da neden Allah-u Teala'nın iyi insanları hayatına katmadığını merak ediyorsun. Karşı cinsle flört ediyor ve bakışlarını alçaltmıyorsun. Ve sonra da Allah-u Teala'nın neden evlenmene izin vermediğini merak ediyorsun. Kolayca kıskanıyor ve başarılı insanlara karşı korkunç davranıyorsun. Ve Allah-u Teala'nın seni neden nimetlendirmediğini merak ediyorsun. Önemli bir işin derhal hallolması için Daha suresi. Kim bu ayeti kerimeleri herhangi bir işin veya dileğin olmasını isterse 50 defa okusun. Daha sonra 66 defa Ya Allah Celle Celaluhu ve 37 defa da Ya Evvel Celle Celaluhu okusun. Okunacak ayeti kerime Daha suresi 25 ila 28. ayeti kerimeler. Estağfirullah. Kâle rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Türkçe anlamı ise şu şekildedir. Rabbim gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Cuma gecesi 10 defa okunacak çok faziletli bir dua. Okunacak dua şu şekildedir. Ya daimel falli elel beriyye. Ya basıdel yedeyni bil atiyye. Ya sahiben mevahibis seniyye. Salli ala Muhammedin hayri. Vera bis seciyye. Ağfir lena ya zel ula. Fi hadihil aşiyye. Türkçe anlamı ise şu şekildedir. Ey mahlukatı üzerinde lütuflara daim olan. Ey ikramları ile. Rahmet ve nimet sıfatlarını neşreden. Ey en değerli bağışların sahibi. Ahlak ve tabiat bakımından mahlukların en hayırlısı olan. Muhammed'e salat eyle. Ey yücelik sahibi. Bu akşam vakti bizleri mağfiret eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cehennemde gördükleri. Bir kavim gördüm. Karınları dağlar gibi şişmişti. İçine yılanlar, akrepler dolmuştu. Onlar hareket edip ızdırap veriyorlardı. Bunlar ayağa kalkmak istedikleri zaman karınlarının büyüklüğünde ve yılanların, akreplerin hareketlerinde kalkmaya güçleri yetmiyor, yıkılıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail aleyhisselam dedi ki, bunlar ümmetinizden faiz yiyenlerdir dedi. Allah cehennemin azabından, şiddetinden bizleri muhafaza eyle. Günahlarımızı bağışla,
hatalarımızı affet ve bizi doğru yoldan ayırma.